Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizinle 5. sınıfın 5. ünitesi olan Health, sağlık ünitesini işleyeceğiz. Let's start the book, page 72. Sayfa 72'nin kelimeleriyle başlayalım. Let's start. Back, back, back. Bel, sırt. Back. Stomach, stomach, stomach. Karın, mide. Stomach. Arm, arm, arm. Kol. Arm. Eye, eye, eye. Göz. Eye. Ear, ear, ear. Kulak. Ear. Mouth, mouth, mouth. Ağız. Leg, leg, leg. Bacak. Leg. Nose, nose, nose. Burun. Nose. Foot, foot, foot. Ayak. Foot. Throat, throat, throat. Boğaz. Throat. Tooth, tooth, tooth. Diş. Tooth. Head, head, head. Kafa, baş. Head. Let's start. Etkinliğimize dinle ve etiketle bölümü var. Verilen numaralara, verilen body parts, vücudun bölümlerini eşleştiriyoruz. Let's start. Unit 5. Health. Recording 5.1. 1. Head. 2. Ear. 3. Eye. 4. Nose. 5. Mouth. 6. Throat. 7. Tooth. 8. Back. 9. Stomach. 10. Arm. 11. Leg. 12. Foot. Okay. Let's label. Hadi şimdi etiketleme bölümüne geçelim. Ear. Eye. Nose. Mouth. Throat. Tooth. Back. Stomach. Arm. Leg. Foot. Etiketleme bölümünde bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi bir diğer sayfamıza, hikaye bölümüne geçiş yapabiliriz. Page 73 and 74, sayfa 73 ve 74 ile devam edelim. Buradaki önemli kelimelerimizi ve kalıplarımızı da bir görelim. What's the matter with you? What's the matter with you? Birisinin hastalığını sorarken, sorununu sorarken kullandığımız kalıp. What's the matter with you? Senin sorunun nedir? What's the matter with you? Bad cough. Bad cough. Öksürük, kötü öksürük. Bad cough. Hurt. 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 İncitmek, sakatlanmak. Hurt. The flu. The flu. The flu. Grip. Nezle. The flu. Take a rest. Take a rest. Take a rest. Dinlenmek. Take a rest. Take some medicine. Take some medicine. Take some medicine. Medicine zaten binalar bölümünü, my town, ikinci ünitedeki, benim şehrim, benim kasabam, benim memleketim ünitesindeki farmasi için kullanılan kelimeydi. Medicine, ilaç. Take some medicine,
Biraz ilaç almak. Take some medicine. Ill, ill, ill. Hasta. Ill. Listen and read. Şimdi hikayemizi bir dinleyelim. Daha sonra da önemli kelimelerini vererek hikayemizi Türkçe'ye çevirelim. Let's listen. 1. What's the matter with you, Duygu? I have a bad cough and my throat hurts. Then you have the flu. You should take a rest and take some medicine. Thank you, doctor. Okay, şimdi metnimizin de Türkçesini verelim. Duygu'yla doktorun konuşmasını çevirdik. Önemli kalıplarda göstermiş olalım. What's the matter with you? Sorunun nedir? Hastalığın nedir? Problemin nedir? Anlamındaki kalıbımızdı. Ve bir diğer göreceğimiz kalıp, birisine tavsiye verirken kullanacağımız, birisine öğüt verirken kullanacağımız, meli, malı eki katacağımız kelimemiz should. Should take a rest. Dinlenmek, take a rest. Should take a rest, dinlenmeli. Take some medicine, biraz ilaç almak. You should take some medicine, biraz ilaç almalısın şeklinde de kalıbımızda görmüş olalım. Şimdi ikinci hikayemizi, Satoshi ile olan hikayemizin kelimelerini bakalım. Ondan sonra hikayemizi okuyalım. Stomachache. 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 Karın ağrısı. Stomachache. Sneeze. 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 Hapşırmak. Sneeze. Feel cold. Feel cold. Feel cold. Üşümek. Feel cold. To wear warm clothes. To wear warm clothes. To wear warm clothes. Sıcak tutan kıyafetler giymek. To wear warm clothes. Let's listen to Satoshi and the doctor. 2. What's the matter with you, Satoshi? I have a stomachache and I sneeze a lot. I feel cold. Oh, you have a cold. Take vitamin C and wear warm clothes. Okay, thank you. Okay, şimdi bir de Türkçesini de verelim hikayemizin. İkinci hikayemizde de Satoshi ile doktorun konuşmasında verilen kalıbımızı da yine gösterelim. What's the matter with you, Satoshi? Sorunun nedir Satoshi'ye? Bir de doktorun yine tavsiye verirken, az önce söylemiştik, tavsiye verirken should da kullanabiliyoruz, you should, ya da direkt kelimemizi söyleyebiliyoruz. Take vitamin C, C vitamini al. Wear warm clothes, sıcak tutan kalın kıyafetler giy. Bu şekilde de tavsiye verebiliyoruz. 3. Üçüncü hikayemize bakalım. Backache, backache, backache. Sırt ağrısı. Backache. Take a painkiller. Take a painkiller. Take a painkiller. Ağrı kesici almak. Take a painkiller. Stay in bed. Stay in bed. Stay in bed. Yatakta kalmak. Şimdi hikayemizi dinleyebiliriz. Let's listen. 3. What's the matter with you, Giselle? I have a backache. Oh, take a painkiller. Stay in bed and take a rest. Okay, doctor. Giselle ile doktorun konuşmasında yine doktor sorunun nedir sorusunu sorarken What's the matter with you, Giselle? Kalıbını kullandı. Tavsiye verirken de kelimemizi, kalıbımızı direkt kullandı. Take a painkiller, ağrı kesici al, ya da you should take a painkiller şeklinde de ağrı kesici almalısın olarak da tavsiye verebiliriz. Stay in bed, yatakta kal, take a rest, dinlen. Şimdi dördüncüsüne bakabiliriz. A fever, a fever, a fever. Yüksek ateş. Get well soon. Get well soon. Geçmiş olsun. Get well soon. Acil şifalar geçmiş olsun. Şimdi doktorla Larry'i dinleyelim. 4. What's the matter with you, Larry? I have a fever
and my tooth hurts. Oh, you should see a dentist and take some medicine. Okay, Miss Sally. Get well soon. Thank you, Miss Sally. Larry ile Bayan Sally'nin konuşmasında ise What's the matter with you, Larry kalıbını kullandı. Bu sefer tavsiye verirken should, you should olarak cümle olarak karşımıza çıktı. İsterse see a dentist, dişçiye görün de diyebilirdi tavsiye verirken, isterse you should see a dentist olarak da dişçiye gitmelisin şeklinde kullanabiliriz. Take some medicine, bunu da cümle and ile devam ettiği için should ile birleştirerek söylüyoruz. You should take some medicine, biraz ilaç almalısın olarak da kullanabiliyoruz. Bir de miss kelimesi, buradaki miss kelimesi evlenmemiş bayan için kullanıyoruz. Ayrıntılı olarak verelim. Next page 75, sayfa 75 ile devam ediyoruz. Number the pictures, resimleri numaralandırın demiş. 10 tane resmimiz var hastalıklarla ilgili ve 10 tane de kelimemiz var. There are 10 pictures and there are 10 words. Let's match. Hadi eşleştirelim. Bad cough. Bad cough. Bad cough. Bad cough. Öksürük. Sore throat. Sore throat. Sore throat. Sore throat. Boğaz ağrısı. Sneeze. 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 Hapşırık, hapşırma. Cold. 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 Üşüme. Cold. Stomachache. 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 Karın ağrısı, mide ağrısı. A fever. A fever. A fever. A fever. Yüksek ateş. Headache. 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 Baş ağrısı. Toothache. 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 Diş ağrısı. The flu. The flu. The flu. The flu. Grip, nezle. Backache. 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 Sırt ağrısı, bel ağrısı. Şimdi bir diğer etkinliğimizle, cümlelerimizle, resimlerimizi eşleştirelim. Bu bölümümüzde ise complaints, yani şikayetler ile suggestions, öneriler, tavsiyeler, bunları eşleştirmemiz isteniyor. Number one, a headache, baş ağrısı, bir baş ağrısı için suggestions, see, take a pill. Hap al olarak önerisini kullanmış. Headache. Baş ağrısında bir numara için C, C şıkkını yazdım. Number two, a sore throat. Boğaz ağrısı için hangisini kullanabilirim? Sore throat. E, sore throat. Keep your throat warm. Boğazını sıcak tut. Buna da suggestions, öneri olarak E, E şıkkını yazmış olabilirim. 3. Üçüncü sorumda ise a cold, soğuk algınlığı, grip kelimesi kullanılmış. Buna verilen hikayelerde de gördüğümüz şekliyle G, G harfini yazabilirim. Wear warm clothes. Sıcak tutan kıyafetler G. Number 4. Complaint. My complaint is a bad cough. Benim şikayetim kuru öksürük, kötü öksürük. What is the suggestion? Buna öneri ne olabilir? Bad cough. H. Take some cough syrup. Biraz öksürük şurubu al. Bu öneride bulunabilirim. 5. A toothache. Diş ağrısı için suggestion, önerim ne olabilir? See a dentist. Bir dişçiye görün. Or take a painkiller. Ağrı kesici al. 6. A backache. Bel ağrısı için verilen hikayemizde Cisel'de ne diyordu? D, D şıkkını söylüyordu. Stay in bed, yatakta kal and take a rest ve dinlen şeklinde öneride bulunuyordu. 7. A fever,
Yüksek ateş, yüksek ateş için verilen hikayedeki tavsiyemize de B şıkkını öneri olarak yazabiliyoruz. Have a shower, have a warm shower, ılık bir duş al. And last one is the flu, grip, nezle, grip nezle için hikayemize de F. Take vitamin C, have a rest. C vitamini al ya da dinlen şeklinde önerimizi verebiliriz. Page 76, sayfa 76. 2A, 2A bölümündeyiz şu an. Choose, seç and act out a complaint on page 171. Şimdi sayfa 171'e gidiyoruz. Buradaki complaint, şikayetlerden bir tanesini seçiyoruz. Then, daha sonra ise give suggestions, öneriler ver, teklifler ver. Neyi hakkında? About these illnesses, bu hastalıklarla ilgili tekliflerde bulun, önerilerde bulun, tavsiyeler ver diyor. There is an example here, bir tane örneğimiz var. Giselle, you have a toothache, dişin ağrıyor senin. Satoshi ise, correct, doğru, evet. Şimdi Giselle bir tavsiyede bulunuyor. Diyor ki, you should see a dentist and take a pill. Should, tavsiye verirken kullanıyorduk. Sen dişçiye görünmelisin ve hap almalısın. O da thank you, teşekkür ederek konuşmayı bitiriyor. Sayfa 171'deki görsellerimizde aynı kitabımızdaki gibi bunlardan oluşuyor. Sınıf ortamında bunları örneklendirmeler yapabiliriz. Buraya örnek olarak iki tane konuşma yazabiliriz. You have a cold, üşütmüşsün. Correct, doğru. You should take vitamin C and take a rest. C vitamini almalısın ve dinlenmelisin. Thank you, teşekkür ederim. Bir diğer konuşmada ise you have a backache. Belin ağrıyor, sırtın ağrıyor. Correct, doğru. You should have a warm shower. Ilık bir duş almalısın. Thank you, teşekkür ederim şeklinde örneklemeler yapabiliriz. Part 2B, 2B bölümündeyiz. Open page 172. Sayfa 172'yi açın and follow the instructions. Bu yönergeleri takip edin. Bakalım neler yapıyormuşuz. 1. Bir numaralı yönerge. Student A, A öğrencisi. Open page 172, sayfa 172'yi açsın. Choose an ill person, bir tane hasta kişiyi seçsin. And give clues about him, her. O erkek ya da o kızla ilgili ipuçları versin. Student B, ya da örneğinde hemen bakalım. A öğrencisi sayfa 172'yi açtı. Oradaki bir kişiyi seçti, hasta insanı, ve onun hakkında ipuçları verdi. Dedi ki, this person, bu kişi, feels, hissediyor. Ne hissediyor? Cold and tired. Üşümüş ve yorgun hissediyor. He needs a blanket. Şimdi onunla ilgili ipuçlarına devam edelim. O, battaniyeye ihtiyaç duyuyor. Student B, B öğrencisi ise, open page 172, o da 172'yi açıyor. Guess, tahmin ediyor. Neyi? The person, o kişiyi, A kişisinin tarif ettiği kişiyi, hasta kişiyi tarif ediyor, tahmin ediyor and give suggestions ve o hastalığıyla ilgili suggestions, önerilerde bulunuyor. Şimdi Duygu'nun tarif ettiği kişiye Larry diyor ki Satoshi mi? Correct, doğru dedikten sonra şimdi onunla ilgili öneride bulunacak. Üşüyen ve yorgun olan bir kişi için nasıl bir tavsiyede bulunuyor bakalım. He should take vitamin C and wear warm clothes. C vitamini almalı ve sıcak tutan kıyafetler giymeli şeklinde örneğini yapıyor. Şimdi birkaç örnekte biz yapalım. Duygu's father, Duygu'nun babasıyla ilgili sayfa 172'ye göre konuşmalarımızı yapalım. This person doesn't feel well. He needs a painkiller. Bu kişi çok iyi hissetmiyor. Ağrı kesiciye ihtiyaç duyuyor. Duygu's father, Duygu'nun babası mı?
Correct. Doğru. Şimdi suggestions. Teklif veriyoruz. Öneri veriyoruz. He should take a painkiller and have a rest. Ağrı kesici almalı ve dinlenmeli. Satoshi's sister. Satoshi'nin kız kardeşine bakalım. This person's tooth hurts. Bu kişinin dişi ağrıyor. Satoshi's sister. Satoshi'nin kız kardeşi mi? Correct. Doğrudur. She should see a dentist and take some medicine. Dişçiye görünmeli ve ilaç almalı. Giselle's mother. This person's throat hurts. Boğazı ağrıyor bu kişinin. Giselle's mother. Giselle'in annesi mi? Correct. Doğrudur. She should take a rest and keep her throat warm. Dinlenmeli ve boğazını sıcak tutmalı. And Larry's father, babasına tavsiyede bulunalım bakalım. This person sneezes and feels cold. Bu kişi hapşırıyor ve üşütmüş. Benim babam mı? Correct, doğrudur. He should stay in bed and take a rest. Yatakta kalmalı ve dinlenmeli şeklinde cümleler yapabiliriz. Page 77, sayfa 77'deyiz. Sayfa 77'deki 3A, 3A bölümüne baktığımızda ise Look at the pictures and read. Resimlere bak ve oku. Then, daha sonra choose the correct alternative. Doğru seçeneği seç. 3B, 3B bölümünde ise en aşağıda bu da Now listen to check. Kontrol etmek için şimdi dinleyin demiş. Verilen resimlere göre tek tek işaretlemelerini yapalım. Daha sonra cümlelere bakarız. İlk görselde have backaches, bel ağrısı, sırt ağrısı mı var yoksa feel cold, üşümek, donmak mı var? Feel cold olarak verilmiş. Bir diğer resime baktığımızda ise wear warm clothes, sıcak tutan kıyafetler giymek, see a dentist, dişçiye görünmek. Bunlardan hangisini söyleyebiliriz? Tabii ki wear warm clothes. Bu görsele baktığımızda take vitamin C or take some cough syrup. C vitamini mi görünüyor yoksa öksürük şurubu mu görünüyor resimlerde? Tabii ki take vitamin C. And next one, bu kısımda ise verilen görselde adam boğazını tutuyor. Tooth, diş, throat, boğaz, resme göre throat diyoruz. Ve bir diğer görselde take some medicine or stay in bed. Take some medicine, biraz ilaç almak, stay in bed, yatakta kalmak, görsele göre take some medicine diyoruz. And one more, bir diğer görselde ise yanakları şişmiş, stomachache, karın ağrısı mı var, bad coughs, öksürüğü mü var, felaket öksürüğü var diyoruz. Verilen görselde şurup verilmiş, have some cough syrup, öksürük şurubu almak, see a dentist, dişçiye görünmek, doğal olarak şurubumuzu seçiyoruz. Next one, bir diğerinde görselde baktığımızda bad coughs, kötü öksürük gibi mi duruyor yoksa the flu, nezle, grip gibi mi duruyor? Sıcak bir şeyler, sanırım çaya benziyor. Çay içtiği için, sıcak bir şeyler içtiği için nezle diyebilirim. Bir diğer görselde ise ablamız yataklara düşmüş. Take a rest ya da stay in bed diyebilirdik. Cough syrup ise öksürük şurubu anlamındaydı. Ve bir diğer görselde yine yatakta. Stay in bed, yatakta kal. Take a pill ise hap al, ilaç al olarak kullanıyoruz. Yine aynı görseli vermiş. Take some medicine, biraz ilaç al. See a dentist ise dişçiye görün anlamında kullanıyorduk. Şimdi bir de metnimizi dinleyip Türkçe'ye çevirelim. Let's listen. Şimdi bir de dinleyelim bakalım. Hi, my name is Selin. I am a doctor. It's winter again, and people should be careful about their health. In winter, people feel cold. They should wear warm clothes and take vitamin C. Some people have pain in their throat. They should take some medicine. Some people have bad coughs. They should have some cough syrup.
In cold weather, people have the flu. They should take a rest, stay in bed, and take some medicine. Be careful about your health and take good care. Şimdi Doktor Seri'nin verdiği cümleleri çevirmiş olarak devam edelim. Cümleleri, kalıpları gördük. Siz isterseniz cümleleri kendiniz okuyabilirsiniz. Biz etkinliğimize bir diğer sayfayla devam edelim. Page 78, sayfa 78'de ise az önceki metinle alakalı true false, doğru yanlış cümlelerimiz var. Hemen bakalım. Number 1. In winter, kışın, kış mevsiminde people have pain in their tooth. Kış mevsiminde insanların tooth, dişlerinde ağrı olur. Is it true or false? Of course false. Tooth, dişlerinde değil, ne diyordu? Throat, boğazlarında şeklinde cevap veriyor idi. Number 2. They should see. Should kelimesini yine görmüş olalım. Eğer onların boğazları ağrırsa, if they have a sore throat, they should see a dentist. Dişçiye görünmeliler. Is it true or false? Of course, false again. Boğazları ağrıdığında dişçiye değil, boğazları ağrıyorsa biraz ilaç almalılar diyebiliriz. They should have some cough syrup if they have a bad cough. Eğer öksürüyorlarsa onlar should have öksürük şurubu almalılar. Yes, that's true. Verilen metinde de öksürüyorlarsa öksürük şurubu kullansınlar, kullanmalılar diyordu. 4. People should stay in bed when they have the flu. Grip oldukları zaman yatakta kalmalılar. It's true again. Verilen cümleyle birebir aynısı diyebiliriz. In winter, kışın people have backaches. İnsanların sırtı ağrır kışın. No, it's false. Kışın insanların bel ağrısı olmaz. Üşütürler, soğuk algınlıkları olur. 6. People should have a cold shower when they have a cold. İnsanlar üşüttükleri zaman soğuk bir, buz gibi bir duş almalı. Buz gibi bir duş alırsak tamamen iyileşiriz herhalde. Bu da tabii ki yanlış, false. Onun yerine sıcak tutan kıyafetler giymeli ya da C vitamini almalı diyordu Doktor Selin. 7. 7. sorudayız. They should see a dentist if they have a backache. Eğer sırtları ağrıyorsa dişçiye görünmeliler. Tam tedavi için herhalde bu gerekli değil. F, false. Onun yerine sırtları ağrıyorsa ılık bir duş alabilirler diyoruz. And last one. They should be careful about their health. Be careful, dikkatli olmak. Sağlıklarıyla ilgili sağlıklarına dikkat etmeliler insanlar. Bu da son cümlesinde en aşağıda veriyordu. Sağlığınıza dikkat edin diyordu. Bu da doğru diyoruz. 3D, 3D bölümünde ise fill in the blanks to complete the puzzle. Bulmacayı tamamlamak için boşlukları doldurun. Verilen boşlukları doldurarak bulmacamızı tamamlayalım bakalım neler istiyormuş. Take a warm shower if you have a. Eğer şöyle bir hastalığın varsa ılık bir duş al. Ilık bir duş alma gereği duyan hastalığı... A fever. Fever, yüksek ateş diyebilirim. If you have a bad cough, kötü öksürüyorsan, acayip şekilde öksürüyorsan, you should have cough syrup. Öksürük şurubu, cough syrup. Take a rest, dinlen. Şöyle olduğunda dinlen. Backache. Sırtın ağrıdığında dinlen. Eğer şu hastalığın varsa, keep your throat warm. Boğazını sıcak tut. Sore throat. Boğaz ağrısı. Eğer şöyle hissediyorsan, sıcak tutan kıyafetler giyin. Cold. Üşütmek. 6. See a dentist when you have a toothache. Dişin ağrıdığı zaman dişçiye görün. 7. When you have a headache, take a painkiller.
Painkiller. Başın ağrıdığında ağrı kesici al. You, the flu, should stay in bed when you have the flu. Grip olduğun zaman yatakta kalmalısın. And next page 79, sayfa 79, proje kısmındayız. Burada da work in groups, gruplarla çalışınız and prepare a picture story. Bir tane resimli hikaye hazırlayın. Ne hakkında? About an illness. Bir tane hastalıkla ilgili resimli hikaye hazırlayın. And your feelings. Ve duygularınızla ilgili and needs for these illnesses. Illness. Ve bu hastalıkla ilgili ihtiyaç duyduklarımızla ilgili bir resimli hikaye hazırlayın. Then daha sonra share your ideas. Fikirlerinizi paylaşınız. There's an example, bir tane hikayemiz var. Başlık olarak da health, sağlık olarak kullandık. İlk görselimizde when you are ill, call your doctor. Hastalandığın zaman doktoru ara. Take a painkiller if you have a headache. Başın ağrıyorsa eğer ağrı kesici kullan. Wear warm clothes if you feel cold. Üşüyorsan sıcak tutan kıyafetler giy. Take a rest when you have a backache. Ve sırtın ağrıdığın zaman ise dinlen şeklinde birkaç tane resimli hikaye yapmış. Siz de buna benzer hikayeler yapabilirsiniz. Biz örnek olarak bir iki tane verelim. Lucy ile ilgili konuşalım. Drink mint and lemon tea when you have a cough. Öksürüğün olduğu zaman nane limon çayı iç. Don't carry heavy things if you have a backache. Sırtın ağrıyorsa ağır şeyler taşıma. Don't eat hamburger or don't drink coke when you have a stomachache. Karnın ağrıdığı zaman, miden ağrıdığında hamburger yeme veya kola içme. And Ezgi ile ilgili konuşalım. Talk about Ezgi. See a dentist if you have a toothache. Dişin ağrıyorsa dişçiye görün. Bu tip örneklemeler yapabiliriz. Siz de kendi örneğinizi yazabilirsiniz. Nora ile ilgili de konuşalım. See a doctor when you have a headache. Başın ağrıyorsa, başın ağrıdığı zaman da doktora görün. Şimdi practice time, çalışma kitabı bölümüne bakalım. Verilen bir tane resmimiz var, bir kızımız var. Bunun body parts, vücudunun bölümlerini hem harflerini tamamlayıp hem de numaralarını yazıyoruz. Let's start. Number one, head. Bir numara için kafa ya da baş olarak yazmış. Number two, iki numarayı tamamlarsak tooth. Tooth, diş anlamında kullanıyorduk. Bu iki tane O, iki tane E harfine dönüşürse bu sefer dişler olarak kullanıyorduk. Onu da söyleyelim. Brush teeth kalıbında olduğu gibi. Peki tooth, diş kısmını nereyle eşleştiriyoruz? Tooth. Number two, ikiyi de dişlere yazdık. Three, üçüncü numarada bir tane harfimiz eksik. Nose. Nose. Nose, burun. Nose. Number four, dört numara. Arm. Arm. Arm means? Arm. Kol. Eye. Eye. Number five is eye, göz. Eye. Number six, starts with B and end with K. B harfiyle başlıyor, K harfiyle bitiyor. This is back. 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 Sırt, bel. F, T. Foot. 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 Foot, ayak. Baş ve son harfleri eksik verilmiş. Out. Nasıl bir kelimedir? Mouth. Yes, mouth. T
T ve H harfi birleştiğinde İngilizce'de biraz peltek okuyoruz. Mouth. Mouth, ağız. Mouth. And number nine is? Ear. Ear. Kulak. Ear. Ten. Throat. Yine peltek olarak vermiş. Throat. Throat. Boğaz. Stomach. Stomach. Mide ağrısı için kullandığımız kelimenin ache, yani ağrı olmayan hali. Stomach, mide. Stomach. And last one is L blah blah G. Leg. 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 Bacak olarak eksikliklerimizi tamamlamış oluyoruz. And next page 71, sayfa 81'de de az önceki yaptığımız etkinliğin aynısı. Bu sefer illnesses, hastalıklarla ilgili konuşuyoruz. Let's feel. Headache, baş ağrısı olarak bir numara verilmiş. Sore throat. Number two, sore throat. Boğaz ağrısı. Sore throat. Number three. Cold. Cold. Üşütmek. Four. Cough. Cough. Öksürük. Five. Toothache. Toothache. Diş ağrısı. Six. B, C, C, E. Bayağı bir C harfi verilmiş. Backache. Backache. Bel ağrısı. Backache. Seven. 7 numaralı resmimiz. Sneeze. Sneeze. Hapşırmak. Eight. A fever. A fever. Yüksek ateş. Number nine. The flu. The flu. Nezle, grip. And last one is? Stomachache. Stomachache. Stomachache, karın ağrısı olarak kullanabiliriz. Verilen görsellerde number four and number seven, 4 ile 7'nin de yerini değiştirebiliriz. Şu biraz daha hapşırık gibi duruyor sanki. O anda kendimize göre yapabiliriz. And next page 82, sayfa 82 ile devam edelim. Sayfa 82'de de match the phrases, ifadeleri eşleştirin. There may be more than one word, one correct answer. Birden daha fazla doğru cevap olabilir şeklinde örnek verilmiş. Verilen kalıplarla diğer numaralandırılmış kelimelerimizi kullanıp tamamlıyoruz, kalıplarımızı eşleştiriyoruz. See, görmek, görünmekle ilgili hangilerini kullanabiliriz see ile? See a dentist, bir dişçiye görünmek diyebilirim. Take, almak, götürmek. Take kalıbını hangi kelimelerle kullanıyorum? A painkiller, ağrı kesici almak. A warm shower, ılık bir duş almak. Take a rest, dinlenmek. Take some medicine, biraz ilaç almak olarak kullanabiliyorum. Stay, kalmak kelimesini stay in bed, yatakta kalmak olarak kullanıyorduk kalıplarımızda. Yine take kelimesini vermiş az öncekilerin aynısı. İstediğimiz numarayı yazabiliriz bunlara da. 1, 2, 3, 4 diye. Çünkü birden fazla doğru cevap olur dediği için istediğinize 5 numarayı yazabilirsiniz. Çünkü tek kelimesini birkaç defa kullanmış. Diğerlerini de aynı şekilde. Feel, hissetmek kalıbını ne için kullanıyoruz? Feel cold. Üşümüş hissetmek, üşütmek olarak kullandık. Wear, giymek, giyinmek. Warm clothes, sıcak tutan kalın kıyafetler giyin diyorduk bu kalıbımıza da. Keep, tutmak. Keep your throat warm. Boğazını ılık tut, sıcak tut şeklinde kalıbımızda kullanmış idik. Ve son kalıbımız ise have. Have kelimemizde have a warm shower, ılık bir duş almak, ya da have a rest, dinlenmek için kullanıyoruz.
And next page 83, sayfa 83 ile devam ediyoruz. Burada da az önceki ders kitabımı kısmında yaptığımız complaints, yani şikayetler, and suggestions, tavsiyeler, öneriler, teklifler bölümümüz var. Verilen şikayetlere göre tavsiyelerimizi yazalım. Let's start. Giselle has a backache. Giselle'in sırtı ağrıyor. What should she do? Ne yapmalı? Onu da yazalım. What should he or she do? O erkek ya da o kız ne yapmalı? Şimdi bunlara tavsiyelerini verelim. She should take a painkiller. Ağrı kesici almalı olarak kitabımız örneğini yapmıştı. Diğerleriyle devam edelim. Satoshi has a cold. Satoshi üşütmüş. What should he do? Ne yapmalı? He should take vitamin C. Satoshi erkekti. Onu da şöyle düzeltelim. She yazmayalım buraya. He should take vitamin C, C vitamini almalı. And next one. 3. Duygu has a bad cough. Duygu ölecek gibi öksürüyor. What should she do? Ne yapmalı? She should take some cough syrup. Biraz öksürük şurubu alsa iyi olur. Biraz öksürük şurubu should take. Almalı. 4. Larry has a headache. Larry'nin başı ağrıyor. What should he do? Ne yapmalı? He should take some medicine or take pill. Hap almalı, ilaç almalı. 5. Larry's father has a sore throat. Larry'nin babasının boğazı ağrıyor. What should he do? Ne yapmalı? He should keep his throat warm. Boğazını sıcak tutmalı. Should keep. 6. Duygu's mother has a stomachache. Duygu'nun annesinin karnı ağrıyor. What should she do? Ne yapmalı? She should see a doctor. Doktora görünmeli. 7. Satoshi's mother has a fever. Satoshi'nin annesinin ateşi var. What should she do? Ne yapmalı? She should take a warm shower. Ilık bir duş almalı. Should take. 8. 8'e geçtik. Giselle's father's tooth hurts. Giselle'in babasının dişi ağrıyor. What should he do? Ne yapmalı? He should see a dentist. Bir dişçiye görünmeli. Should see. And 9. Larry's friend has the flu. Larry'nin arkadaşı grip olmuş. What should he do or she do? She should stay in bed. Yatakta kalıp dinlenmeli. Take a rest. And last one, 10. I feel tired. Çok yorgun hissediyorum. And I sneeze a lot. Ve acayip hapşırıyorum. What should I do? Ne yapmalıyım? You should call your doctor. Doktorunu aramalısın. Or you should see a doctor. Bir doktora görünmelisin diyebiliriz. Bu son etkinliğimizle ünitemiz bitmiş oldu. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki ünitede görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi dersler.